Evet, şu anda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin standındayız. Maglev asansör, manyetik bir asansör sistemi var. Ömer arkadaşımız burada. Konuyla ilgili bilgileri alalım. Bu asansör sistemi bizim alışa geldiğimiz, kullandığımız şu andaki sistemlere göre ne farkı var, ne kazandırıyor? Maliyeti şu anki sisteme göre ne? Biraz bahsedersen bize artılarıyla. Evet. Öncelikle ismim Ömer Faruk. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği doktor öğrencisiyim. Manyetik asansörümüz manyetik levitasyon teknolojisini kullanarak havada kalıyor. Burada görmüş olduğunuz tepelerinde kalıcı mıknatıslar var. Bu yükten bağımsız olarak 1 ton da olabilir, 10 kilo da olabilir. Daha yüksek veya daha az da olabilir. Ağırlığı ona göre mıknatısların boyutunu ayarlayarak havada tutuyorsunuz. Yaklaşık 1 ton veya ağırlıktan bağımsız olarak o yükü havada tutmak istemeniz durumunda harcayacağınız enerji sıfır. Sıfır güç prensibiyle çalışıyor. Yani mıknatıslar aşağı, yük aşağı düşmek istiyor, mıknatıslar da yukarı çekmek istiyor. Denge noktasında siz bunu tutuyorsunuz. Çok küçük, 10 watt gibi bir enerji tüketiyor. Ve bakım maliyetleri, normal asansörler biliyorsunuz sürekli bozuluyor. Ve bir mekanik temasa dayalı olduğu için bakım süreleri ve arızaların size maliyeti yüksek oluyor. Onun dışında bizim manyetik asansörümüz tamamen hiçbir yere dokunmadan havada hareket ediyor. Uçan bir asansör aslında. Bunu söyleyince tabii ortaya güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Kesinlikle normal asansörlerden daha güvenli. Çünkü eğer bir enerji gitmesi durumu, mesela elektrik gittiğinde ne olacak diye bir soru çok fazla alıyoruz. Evet, ilk akla gelecek soru odur çünkü. Burada dediğim gibi çalışma, cost of operation, çalışma sırasındaki enerji tüketimi çok düşük olduğu için üzerindeki batarya vasıtasıyla sizi güvenli noktaya götürene kadar yani bu yaklaşık 15 dakika bir süreyle bataryanın ömrüyle alakalı tabii ki bu. Daha artırılabilir, azaltılabilir. Sizi normal gideceğiniz yere kadar götürmesinde o bataryanın bir sıkıntısı yok. Yani, peki sürat anlamında bizim klasik alışa geldiğimiz asansörler, çünkü gökdelenlerde bildiğimiz kadarıyla biraz daha hızlı, mekanik de olsa hızlı asansörler kullanılıyor. Sürat olarak bir artısı var mı? Şöyle bir şey, siz mesela diyelim 50 katlı bir gökdelende bir asansör çağırdığınızda 50 katı beklemek zorundasınız. Ama burada bir asansör, bir hat üzerinde birden çok asansör var. Videolarda da göreceksiniz. Siz birinci kattasınız, bir asansör çağırdınız. Size en yakın noktadan o asansör geliyor. O hat üzerinde devam ediyor. Eğer iki asansör birbiriyle karşılaşırsa birisi birisine yer veriyor. Park noktaları var belli noktalarda. Birisi birisine yer veriyor ve birbirleriyle iletişim halindeler. Bir yazılımla. Swarm kontrol deniyor ona da. Bir sürü kontrolü var. Onun sayesinde daha bekleme sürelerini azaltabilirsiniz. Zaten çalışma maliyeti mesela normal asansörün 2,5 TL bölü saat olarak geçiyor. 10 kişilik standart bir asansörün. Ama burada dediğim gibi 1 TL bölü saat, yani yaklaşık %40'ı gibi bir miktar söz konusu. Çalışma sırasında bakım maliyeti olarak tamamen enerji verimli, daha iyi bir sistem normal asansörlere göre. Elektrikli otomobiller de aslında verimlilik olarak çok verimliler ama ilk maliyetlerde biraz daha yüksek olduğunu şu an için görüyoruz batarya ve diğer teknolojilerle. Bu asansörde de kıyaslayacak olursak kabaca bir rakam verme şansı olur mu? Şöyle, normal asansörlerin ilk yatırım maliyetleriyle bizim ilk yatırım maliyetlerimiz birebir aynı diyebiliriz yaklaşık olarak. Çünkü burada sensörün dışında bizim sistemimizi pahalı kılan bir şey yok. Sadece bunun Ar-Ge'si zor. Ar-Ge'sini de biz yaptık. Bundan sonra mesela bir seri üretim tarzı bir şey olduğunda normal asansörlerden ilk yatırım maliyeti olarak bir farkı yok. Onun dışında bataryadan bahsettiniz. Batarya sadece backup durumu. Yani bir şeyler ters gittiğinde sadece onu kullanmamız söz konusu. Bir şeylerin ters gitme olasılığında da zaten hemen park noktasını alıp o hat üzerinde de zaten birden çok asansör olduğu için işlerin aksamaması durumu da bir avantaj. Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Aynı zamanda böyle faydalı bir projeyle katkı sağladığınız için. Tanıtma fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki standta görüşmek üzere diyelim.